Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Türkiye'deki Kürt sorununun diyalog ve müzakere ile çözümü konusunda yeni bir barış sürecinin başlayıp başlayamayacağı konusundaki tartışmalar giderek alevleniyor. Aslında 10-15 gün öncesinden Türkiye gerçekliğinden baktığımız zaman böyle bir tartışmanın bile başlayabileceğine pek ihtimal verilmiyordu. Ancak o ihtimal gerçekleşti. Cumhur İttifakı'nın ortağı, MHP'nin lideri Devlet Bahçeli DEM grubuna gitti. Onların elini sıktı, onlarla tokalaştı ve orada bir mesaj verdi. Bir Ekim'de parlamentonun açılışında Bahçeli'nin verdiği iş barışı sağlamalıyız mesajı önemliydi. Sonra Erdoğan'dan ona destek geldi. DEM Parti'den de olumlu diyebileceğimiz ihtiyatlı temkinlilik arz eden bazı açıklamalar geldi. Şimdi gözler aslında yeni sürecin, startı 1 Ekim'de verilen bu sürecin ayrıntılarını öğrenmeye, aktörlerini öğrenmeye geldi. Onunla ilgili de çeşitli tartışmalar, değerlendirmeler, simülasyonlar yapılıyor. Tabii Kürtlerle Türklerin ortak bir özelliği var. Genelde Doğu toplumlarının ortak bir özelliği, aceleci, sabırsız davranılıyor. Daha süreç başlamadan neredeyse süreci sonlandıran, sürecin sona erdiğine dair bir takım yorumlar, bir takım öngörülerde bulunuluyor. Sağlıklı değil tabii de ortada somut bir proje yok. Konulmuş kamuoyunun bildiği, kamuoyuna yansıyan bir proje yok. Sadece duyumlar var, söylentiler var. Bunların ne kadar sağlıklı olup olmadığı da belli değil. Dolayısıyla sağlıklı bir yorum yapabilmek için önce ortaya bir projenin konulması gerekiyor. Ne düşünülüyor, ne isteniyor, neler kurtarıldı aslında bunun çünkü ön hazırlıkları vardı. Bu ön hazırlıklardan geçmişe ben de size söz etmiştim. Bu süreç 1 Ekim'de başlamadı. Startı verildi ama hazırlıkları bir parça eskiye dayanıyor, geçmişe dayanıyor. Bunlar 3 ay kadar önce aslında sizinle bir video paylaşmıştım. Burada Karayılan'ın açıklamalarını gündeme getirmiştim. Ne diyordu Murat Karayılan? Murat Karayılan diyordu ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde Kürtlerle yürüttüğü diyalog ve Kürt sorununun çözümü konusunda ileri sürdüğü görüşler yeni dönemde Kürt sorununun çözümüne temel teşkil edebilir. O görüşler ekseninde Kürt sorununa bir çözüm üretilebilir demişti ve biz bu görüşleri önemsiyoruz demişti. Aslında Kürt aydınlarına, siyasal dinamiklerine de bu görüşleri toptan reddetmeyin. Her ne kadar arkasından Mustafa Kemal bu sözleri yerine getirmemiş, inkarcı ve baskıcı bir sistem inşa etmiş olsa bile kuruluş aşamasındaki bu görüşler temel alınabilir demişti Karayılan. Ben de o Karayılan açıklamalarından yola çıkarak o zaman şunu demiştim. Demiştim ki bu aslında Öcalan'ın görüşleridir ve Öcalan yeni süreçte bu sorunun çözümü konusunda burayı bir referans alıyor ve PKK'da Murat Karayılan'ın ağzından bunu deklare ediyor. Buna destek verebileceğini, bunu kabul ettiğini deklare ediyor. Ancak henüz iddia edildiği şeklinde de ortaya konulmuş bir somut proje yok. Bunun için gözler İmralı'ya çevrilmiş. Yeni dönemde İmralı üzerinden Öcalan'ın inisiyatif aldığı ve inisiyatifini sürekli hale getirecek bir işleve sahip olacak mekanizmalar üretildiği de söyleniyor. Bunları da göreceğiz. Şimdi bu süreç bu aşamada hem var hem yok süreci. Yani süreçle ilgili bir takım somut gelişmeler var, açıklamalar var. Ancak ortaya konulmuş bir proje yok. Süreci devlet tarafından aktörleri Erdoğan ve Bahçeli'nin girişimleri var. DEM Parti'den gelen bir açıklama var ama PKK'den henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Aynı şekilde sürecin Kürtler tarafından temel aktörü olduğu söylenen, daha doğrusu olacağı söylenen ki Kürt hareketi geçmişten beri temel muhatabın Öcalan olduğunu söylüyordu. Orada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama o muhataptan henüz bir somut açıklama gelmiş değil. Ortaya bir somut proje konulmuş değil. Yapılan tartışmalarda birçok şey söyleniyor. Ancak bana soracak olursanız öncelikle Öcalan'ı bekleyelim. Zaten bugün yarın herhalde bir iki gün içerisinde oradan bir açıklama gelecek. Normalde pazar günü Diyarbakır'da yapılacak mitingde Öcalan'ın projesi bir mektup şeklinde ya da bir video şeklinde topluma duyurulacaktı. O yönde de bir takım hazırlıklar vardı. Fakat Diyarbakır valisi
Diyarbakır'daki mitingi iptal etti. 5 günde eylem ve etkinlik yasağı ilan etti. Sadece Diyarbakır'da değil, Van'da, Mardin'de ve başka şehirlerde de 5 günlük eylem ve etkinlik yasakları ilan edildi. Demlere dönük operasyonlar var. Bugün Antep'te DEM Parti'nin ve Demokratik Bölgede Partisi'nin ilçe başkanları gözaltına alındı. Dün Iğdır'da DEM Parti binası basıldı ve il başkanı gözaltına alındı. Yine aynı şekilde yani bu tartışmalar sürerken, bu çözüm, diyalog, barışçıl arayışlarla ilgili tartışmalar sürerken Rojava'da da ağır saldırılar oldu ve bugün TEVDEM açıkladı. Demokratik Toplum Hareketi TEVDEM, Türkiye'nin Şehba'ya yaptığı saldırı sonucu 3 üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Zelal Efrin, Alaf Murat ve Mesut Antep adındaki 3 üyesini Türkiye'nin saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Güney Gürcistan'da da çatışmalar, operasyonların durduğuna dair bir işaret yok. Orada da onlar devam ediyor. Yani bu boyutuyla tartışmalar var. Öte yandan da işte bu devletin Kürtleri bastırma, çökertme siyasetinde de bir değişiklik olmadan devam etme var. Dediğim gibi gözler Öcalan'a çevrilmiş, Öcalan'ın mesajının bir biçimde bugün, yarın ya da birkaç gün içerisinde en geç kamuoyuna ulaşacağı söyleniyor. O mesaj geldikten sonra nasıl yürüyeceğine ilişkin de bir fikir sahibi olabilir ve ondan sonrasını daha rahat, daha açık tartışabiliriz. Elbette genel Kürtlerin çıkarları açısından yaklaşacağız bu meseleye. Kürtlerin temel çıkarları neyi gerektiriyor? Önerilen proje bu çıkarları ne kadar kapsıyor, ne kadar kalıcı hale getiriyor? Kürtlerin, Türklerin ortak geleceği açısından her iki toplumun, o coğrafyada yaşayan bütün ezilenlerin, bütün etnik, kültürel, mezhepsel dinamiklerin barış içinde kardeşçe, özgürce bir arada yaşayabilmelerine ne kadar hizmet edip etmeyeceği, sadece projeyle ilgili değil, karşı tarafın izleyeceği siyasetin de buna ne kadar cevaz vereceği, bunun hayata geçip geçmeyeceğine ne kadar izin vereceği meseleleri birçok açıdan tartışılacak. Kürtlerin bir hedefi var. Kürtlerin özgürce yaşama, kendi ülkelerinde kendi kaderlerini özgürce belirleme gibi bir hedefleri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hedefleri var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri arasında şunu çok iyi biliyoruz. Yeni dönemde bu dünyanın 3. savaşı, 3. Dünya Savaşı adı verilen bu yeni dönemde bir takım revanşist yaklaşımlarla da Osmanlı'nın çöküşünde kaybettiği bazı mevzileri, ki bunların başında da Kürdistan geliyor. Onların mesela milli adı verdikleri bir stratejileri var. Bunlara ulaşmanın yollarını arıyorlar. Bunu Kürtlerle mi yapacaklar? Kürtleri bastırarak mı yapacaklar? Kürtleri bastırarak yapmaları çok mümkün değil. İzledikleri siyasetten de daha fazla ileri gitmeleri de mümkün değil. Dolayısıyla bir siyaset değişikliği onlar da kaçınılmaz olacak. Ama bu siyasi değişikliği Öcalan'ın da İmralı'nın da öne süreceği projenin Kürtlerin bütün dinamiklerinin onayını alıp almayacağı sorusu da çok önemli. Dediğim gibi bir önce projeyi görelim. Ondan sonra üzerine konuşuruz. Fakat bu projenin ayak bulabilmesi için elbette toplumun Kürtlerin genel çıkarlarını ve bu çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarıyla, Türkiye halklarının da çıkarlarıyla birleştiren, bütünleştiren, çakıştıran bir konsept olması gerekir. Öyle olacağı konusunda bir takım beklentiler de var. Öcalan'ın geçmişte yaptığı açıklamalar var. 2013-2015 döneminde öne sürdüğü bir Kürt-Türk ittifakı stratejisi de var. Yani Öcalan çok yeni şeyler söylemeyecek. Öyle anlaşılıyor ki geçmişte söylediğine benzer. Günümüzdeki gelişmelerle de, aktüel gelişmelerle de bütünleştirdiği bir stratejik açıklaması olacak. Dediğim gibi o gelsin, ondan sonra ona bakacağız. Fakat burada önemli olan şu, burada önemli olan Öcalan'ın inisiyatifinde gelişecek olan DEM Parti'nin de yasal bir parti olması hesabıyla inisiyatif alabileceği ya da süreçte etkisinin şöyle ya da böyle olabileceği bir dönemde Kürt hareketinin diğer boyutunun, PKK boyutunun ne olacağı çok önem kazanıyor. PKK'nin bu stratejiye onay vereceğini söyleyenler var, verdiğini söyleyenler var. Zaten birilerine bakacak olursa PKK bunu kabul etmiş diyorlar ama oradan da bir açıklama, resmi bir açıklama gelmediği için bir şey söylemek doğru olmaz.
Fakat şunu söylemek doğru olur. PKK'nın içinde olacağı bir süreç ancak kalıcı olabilir, gerçekçi olabilir, çözüme hizmet edebilir. PKK'nın dışında tutulacağı, PKK'nın tasfiyesini ya da PKK'nın bir biçimde çökertilmesini hedefleyen bir süreci Öcalan'da yürütse çok fazla bir etkisi, çok fazla bir katkısı olmaz. Sadece Kürtlere çok büyük zarar verir ama öyle olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi bir bütün olarak Kürtlerin ortak bir cephede birlikte hareket edebileceği ve bu süreç gelişirse bunun Rojava'da da Güney Kürdistan'da da Rojava Kürtleri üzerinde de olumlu bir etkisi olacağı ve Kürtlerin bölgesel anlamda da yeni bir yapılanmaya, yeni bir kendi içlerinde de bir müzakereye ve diyaloğa evrilebilecekleri bir dönem başlayabilir. Biz bunu böyle kısmen 2012-2013'te yaşadık ancak dediğim gibi o süreç çöktüğü için şimdi yeniden bir çalkantı var. Şunu söyleyeyim, daha önce de sizinle paylaşmıştım 7 Ekim sonrası bölge konjonktürü değiştiği için herkesin tavrının, tutumunun da değişebileceğini söylemiştim. Herkesin devletlerinde, bölgesel devletlerinde, devlet dışı aktörlerinde yeni arayışlar içerisine girebileceğini söylemiştim. Çünkü bölgenin değişen gerçekliği bunu zorunlu kılıyor. Bölgede yeni bir dizayn olacak. Güç dengeleri çok değişti. Radikal bir biçimde değişiyor. Şimdi bu eksende yeni güç dengeleri inşa edilecek. Türkiye Kürtlerle bir denge inşa edebilirse, bir ortak gelecek konusunda bir irade gösterebilirse elbette bu sadece Kuzey Kürtleri, Rojava Kürtleri açısından değil, Güney Kürtleri ve Roşilat Kürtleri, İran Kürtleri açısından da kapsayıcı olabilir. Yani Kürtleri bir bütün olarak, bir bölgesel aktörle ortak bir cepheye doğru sevk edebilir. Burada Türkiye'nin niyeti çok çok önemli. Türkiye'nin ne yapmak istediği çok iyi analiz edilmeli. Türkiye'nin temel hedefinin daha öncesinden olduğu gibi de biliyoruz. Temel hedefinin Kürtlerin bağımsız bir özne olarak Orta Doğu'da yer almamaları. Yani eğer bir Kürdistan olacaksa da Türkiye'nin himayesinde, Türkiye'nin kontrolünde bir Kürdistan olması hedefidir. Bunu zaman zaman bazı sıkıntıları da olmadı değil. Hem içeride Türkiye'nin kendi için siyasal dengeleri açısından hem Kürtlerle ilişkileri açısından hem uluslararası güçlerle ilişkileri açısından bir takım gelgitleri de oldu. Bir takım orada da sıkıntılar, çalkantılar, türbülanslar yaşandı. Şimdi ama yeni dönemde Orta Doğu'nun kadim sorunu, 40 milyonluk bir halkın geleceği meselesi ciddi bir istikrarsızlık üretiyor ve Kürt meselesi, Orta Doğu'daki Kürdistan sorunu çözülmeden bölgede hangi dengeyi inşa ederseniz edin bir istikrar, bölgeyi bir istikrara kavuşturmak da mümkün değil. O eksende Orta Doğu'da Kürtlerin bir statüsünün, bir yerinin olmasını isteyen bir batı sistemi var. Buna uygun gelişen de bir süreç var. Amerika'nın başını çektiği, müttefikleriyle birlikte, İngiltere ile birlikte başını çektiği bir süreç var. Tabii Kürtlerin iki önemli kazanımı da var. 100 yıllık mücadele içerisinde çok ağır bedeller ödeyerek Rojava'da ve Güney Kürdistan'da elde ettiği bir takım kazanımlar da var. Şimdi bunlar üzerinden aslında bölgenin Kürdistan sorununun çözümünde bir denge inşa edilebilir. Türkiye'nin de biraz bunlar ötürü acelesi var. Bunun yarattığı bir deyim yerindeyse panik de var. Türkiye'nin acelesi var. Bir an önce hızla sonuç almak da isteyebiliyor. O kamuoyunda yansıyan açıklamalar yapılan bir takım algı operasyonları da buna işaret ediyor. Ancak Kürt siyasetinin bir acelesi olacağını sanmıyorum. Kürt siyasetinin bunu biraz da zamana yayarak ve biraz da zaman içerisinde sonuçlarını ağır ağır hazmederek ya da katlayarak bir yere götürme gibi bir eğilimin olacağını düşünüyorum. Türkiye bir oldu bitiyle bir an önce işte barışıyoruz, anlaşıyoruz. Hemen işte şöyle oldu, böyle oldu. İçeridekileri bırakacağız, içeridekiler gelecek gibi bir takım kısa erimli Kürt sorununun stratejik çözümüne çok da şey yapmayan, atıfta bulunmayan, yani devlet katındaki şeyleri söylüyorum, eğilimleri söylüyorum. Bir takım böyle güven de vermeyen girişimleri var ama dediğim gibi devletin bir acelesi var, Türkiye'nin bir acelesi var. Kürtlerle ilgili bir süreç. Onların da içinde bulunduğu bu çöküntü ve bu tıkanma sebebiyle kontrolden çıkabilir, başka bir mecraya girebilir. Sonra Türkiye bunun önünü kesmekte zorlanabilir gibi bir algıları, bir yaklaşımları var. O yüzden de bir parça acele ediyorlar. Ancak Kürt hareketinin dediğim gibi böyle aceleci davranmak gibi bir eğilimi de yok. Böyle bir niyeti de yok. Fakat bu süreçleri baştan reddetme gibi bir eğilimlerin olacağını da tahmin etmiyorum. Dediğim gibi
İki şey çok önemli. Bir, sürecin bir teslimiyet süreci olmaması konusunda bir beklenti de yok. Aslında bunu bir takım yine hükümete yakın çevreler ve Kürt dünyasındaki bazı çevreler ileri sürüyorlar. Bir teslimiyet projesi olacağını da proje ortaya çıkmadan neredeyse ilan ettiler bazı Türkler ve Kürtler. Yani savaşın durması, silahlı mücadelenin sona ermesi, peki kendi silah bırakması elbette ana gündem maddelerinden biridir. Yani ikincisi de Rojava'dır. Fakat bunların nasıl olacağı, bunların hangi aşamalardan geçeceği, ne gibi siyasal sonuçlar üreterek hayat bulacağı şeklinde hiç ortada bir şey yok. Sadece şöyle söyleniyor, Öcalan çağıracak, işe gelecekler, teslim olacaklar. Öcalan çağıracak mı, çağırmayacak mı onu da bilen yok. Şu, Kürt sorununun siyasal çözümü için elbette savaşın sona erdirilmesi, silahların bir kenara bırakılması gerekiyor ve bu geçmişte de çok tartışıldı. Biz bu süreçlerin içinde de çok bulunduk. Şunu söyleyeyim, yani savaşın sona ermesi konusunda, silahların bırakılması konusunda genel bir eğilim var. Kuzey açısından, Türkiye'nin Kürt sorununun demokratik çözümü açısından bunun bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ama şu, sıkıntı yaratacak olan Kürt tarafı olmayacaktır. Kürt tarafının bir bütün olarak hareket etmesi halinde de Kürtlerin genel çıkarlarının azami ölçüde korunacağını düşünüyorum. Burada sıkıntı şu, bir Kürtleri birbirlerine karşı kışkırtmasınlar, böldürmesinler, Kürt cephesinde bir zafiyet yaratılmasın. Buna oynuyorlar. Sadece Kuzey Kürt Hareketi, Kürt Siyasal Hareketi, Kürt Özgürlük Hareketi içinde değil, yani İmralı'yla, Kandil İmralı'yla, Dem arasında ya da Dem'le Kandil arasında bir takım sıkıntılar, bir takım krizler, bir takım meseleler üretmek isteyen bir akıl da var. O zaten hep vardı Kürtleri bölmek için. Aynı şekilde yine Rojava ile Kuzey, Rojava ile Güney, Roşalat'la Güney, yani bütün Kürtleri Yenekeyi KDP'ye, KDP'yi Yenekeye, işte onu PKK'ya, bunu diğerine karşı karşıya getirmek, kırdırmak gibi bir siyasetleri öteden beri var bu sömürgeci ülkelerin, Türkiye'nin, İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın. Ama bu dönemde İmralı'da Kürtlerin bütün kesimlerinin, bütün dinamiklerinin onayını almış, mutabakatını almış bir sürecin bu tür uğursuz girişimlerinde önünü kesebileceğini söylemem mümkün. Dediğim şu, sadece yeter ki geniş bir cephede Kürtlerin birlik halinde arkasında durdukları bir siyasal konsept olsun. O konseptin ortaya çıkması da o kadar kolay olmayacak. O konsept ortaya çıktıktan sonra da tartışılacak, bazı bölümleri değişecek, bazı ilerlemeler, bazı gerilemeler olacak. Onlar işin doğasında var. Fakat dediğim gibi öncelikle süreci göreceğiz. Kim ne istiyor bakacağız. Kim bu süreçte nasıl bir rol üstleniyor onu da göreceğiz. Ondan sonra tavrımızı söyleyeceğiz. Kişi olarak tavrım şudur. Sorunun siyasal demokratik barışçıl çözümü konusunda atılacak bütün adımlardan yanayım. Asla ve kata bu sorunun silahlı mücadeleyle, savaşla, şiddetle, kanla, zulümle çözülemeyeceğine inanıyorum. Böyle bir zemin yok. Geçmişte de yoktu. Bugün de yok. Çok ağır bedeller oldu. Daha fazla kan dökülmesin. Daha fazla insanın canı yanmasın. Ancak Kürtlerin de elbette bir ulus olmaktan kaynaklı hakları tanınsın. Kürdistan diye bir gerçekliği var bu coğrafyanın. Kürt ulusu diye de bir realitesi var. Bunlara uygun. Bunların insan onuruna yaraşır. Bunların da diğer özgür uluslar ailesi gibi kendilerini özgür ve mutlu hissedebilecekleri bir siyasal sistemleri, bir siyasal çözümleri olsun. Yani önemli olan bu, dediğim gibi, yani bütün toplar aslında karşı tarafta, Türkiye'de düğümlenmiş. Türkiye'nin Kürtlerle yeni bir ortak gelecek arayışı içerisinde olabileceği ihtimali çok zayıf görünüyor. Yeni bir oyun, yeni bir darbeleme ihtimali var ama bu Türkiye'ye çok daha pahalıya mal olabilir. Yani Türkiye Kürtlerle samimi bir şekilde, kalıcı bir biçimde çözüm yolunda ilerlemez ise Türkiye'nin Kürtlere karşı olarak onların işte bağımsız bir özne olmasını engellemek, Kürdistan'ın ortaya çıkmasını engellemek, işte Kürtlerin
takım kazanımlar elde etmesini engellemek, o yüzden de bir takım oyunlar sahnelemek gibi bir niyetiyle yaklaşması halinde, ki bu ihtimal çok güçlü görünüyor, Türkiye'nin iç siyasal dengeleri, sahip oldukları zihniyet, devletin eğilimleri açısından bu çok güçlü görünüyor, ama burada ben bir uyarımı da yapayım yani. Böyle olursa Türkiye'nin korktuğu başına gelir. Türkiye Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olur. Kürtleri tasfiye edeceğim, kontrolümü alacağım. İşte birbirlerine kırdırarak hepsine biat ettireceğim. Bir takım numaralar çekeceğim derse bölgenin konjonktürü, dünyanın gidişatı, yeni sistem, yeni küresel sistem arayışları Türkiye'ye bu sefer o fırsatı verecek gibi görünmüyor. Kürtlerin de bunun bilincinde, bunun güveniyle hareket etmeleri gerekiyor. Eşitliğe, kardeşliğe, özgürlüğe dayalı bir çözüm olsun. Ama evet, Kürtler son 10 yılda önemli mevziler kaybettiler. Önemli ölçüde darbelendiler. Bunda Kürt siyasetinin de büyük hataları oldu. Fakat Kürtler çaresiz, çözümsüz, umutsuz değiller. Dolayısıyla bunun bilinciyle hareket etmek ve bu yeni başlayacak olan süreçte ortaya konulacak bu projeksiyonda aktif bir rol almak, aktif bir destek içerisinde olmak, Kürtlerin ulusal olarak ulusal, insani, demokratik bütün haklarının korunması, bir yasal güvence altına, bir statüye kavuşturulması açısından ortak hareket edilmesi gerekiyor. Hepimize de bu konuda yapıcı olmak gibi bir tarihsel yükümlülük düşüyor. Onların dediğim gibi ayrıntılarını sonra konuşacağız. Bir proje açıklansın. Bir iki gün içerisinde açıklanır. Ona bakarız. Suriye ile ilgili gelişmeler tabii ki bu süreci tetikliyor, yani Orta Doğu'daki gelişmeler, ama esas olarak Suriye ile ilgili gelişmeler. Çünkü Suriye'de bir operasyon kaçınılmaz olacak. Lübnan'dan sonra sıra Suriye'ye gelecek demiştik ve öyle oldu ki Suriye'ye daha hızlı bir biçimde geldi. Çünkü Lübnan'da iyi kötü, ama iyi kötü çok kısa bir sürede sonuç alındı. İsrail açısından diyorum, Amerikalılar açısından diyorum. Lübnan'ı şimdi yeniden şekillendirecekler. Hizbullah'ı silahsızlandıracaklar. O da çok önemli bir proje olarak ortaya konuldu. Bütün bunların aslında NATO'da şurada burada daha önce hazırlıkların yapıldığı da anlaşılıyor. Çünkü NATO zirvelerinde bölgedeki sistem dışı güçlerin silahsızlandırılması, ya entegre edilmesi ya da tasfiye edilmesine ilişkin hem Madrid zirvesinde hem Washington zirvesinde alınmış kararlar vardı. Dolayısıyla Hizbullah üzerinde, hemen Hizbullah'a bu kadar ağır askeri darbeler vurulduktan sonra bir siyasal projenin gündeme gelmesi de bu konudaki hazırlıklara önceden yapılmış master planlarına, deyim yerindeyse, işaret ediyor. Suriye çok önemli. Suriye ile ilgili bir haber geldi. Rusya 17 tane stratejik mevzisini Dera'da, Kuneitra'da, Golan'da ani bir haberle dün gece boşaltmış. Konu Arap medyasında var. Geniş ayrıntılarıyla yer veriliyor ve şöyle deniliyor. Diyor ki İsrail bir kara operasyonu yapacak. İsrail bu operasyonun boyutları konusunda Rusları bilgilendirdi. Rusya ile uzlaştı ve Ruslar İsrail'in önünden çekildiler. Bu mevzileri boşalttılar deniyor. Şarkı Lafsat'ta bu konuda geniş bir yazı var. Fakat aynı haberde deniliyor ki hayır, Rusya ile İsrailler anlaşmadılar. Rusya bu mevzileri boşaltırken İran'dan gelen talepleri göz önüne aldı. Çünkü orada İran milisleri var, Hizbullah milisleri var. Suriye'de o sınır bölgesinde çatışma için hazır bekleyen kara birlikleri var. Çatışmalarda Rusların orada 17 tane mevzisi varmış. 17 tane askeri noktaları. Bu noktaların, bu Rus mevzilerinin olması İran güçleri, İran milisleri, Esad güçleri açısından onların harekat alanlarını daralttığı için, manevra kabiliyetlerini sınırlandığı için oradan gelen bir taleple karşılaşmış. Bunlar Ruslar diyor. Ruslar şeyle diyorlar, biz İsrail'den herhangi bir talep gelmedi. İsrail'in talebiyle buraları boşaltmadık. Aksine İran milislerinin, Esad güçlerinin, Hizbullah güçlerinin manevra kabiliyetleri genişlesin, daha geniş alanda hareket etsinler diye orayı boşalttık. Rusların böyle şeyleri var, siyasi oyunları var. Dolayısıyla çok önemli. Zaten Kürt meselesinin, Türkiye'nin Kürt meselesinin çözümü de, Rojava meselesinin çözümü de, oradan güneye Irak'a, oradan Roşalat'a gidecek olan sürecin de düğümü şu anda Suriye'de oluşmuş ve o düğüm orada çözülecek. O düğümü nasıl çözüleceği konusunda çeşitli tartışmalar var, arayışlar var. Görebildiğimiz kadar şudur: Kürtlerin
Suriye'de bir anayasal sistem içerisinde bir statülerinin olması konusunda Amerika'nın Batı sisteminin bir kararlı duruşu var. Bu duruş değişmedi. Bunun Amerikan-Rusya dengesine oturabileceği de anlaşılıyor. Türkiye de bunun farkında. İşte Türkiye hem bölgesel denklemlerden hem Batı sistemiyle olan çözüm projelerinden dışlandığı için şimdi yeniden Suriye üzerinden bir de Amerika ile ve Avrupa ülkeleriyle yaptığı yeni anlaşmalar üzerinden sürece dahil olmak istiyor ama Türkiye'nin bu bütün süreçlere dahil olma hevesinin, dahil olma çabasının altında da elbette yine Orta Doğu'nun Kürdistan, kendi Kürt meselesi yatıyor. Önemli tarihsel bir dönem, yüzyılda bir gelen bir dönem. Dolayısıyla bu dönem daha çok ama çok tartışılacak, çok şey de yaşanacak bu süreçte. Umuyorum ve diliyorum bu sürecin sıkıntıları, tehditleri ortak bir ulusal refleksle aşılır ve Kürtler önümüzdeki yüzyılda mutlu olmanın, özgür olmanın koşullarını yaratır, fırsatlarını elde ederler. Süreci yakından izlemeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, iyi bir akşam diliyorum.